Büşra Erdal'ın Ergenekon 2006 ayarlarına döndürüldü. Başlığını verdiği yazısını sunuyoruz. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 9 yıllık süreç sonunda Ergenekon davasını hem usul hem de esastan bozdu. Yargıtay'ın dikkat çeken bozma gerekçeleri Ergenekon diye bir örgütün varlığının ispatlanamadığı, Danıştay saldırısının da Ergenekon'la bağlantılı olmadığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanma yerinin Yüce Divan olduğu. Kafası karışanlar için kısa bir ergene konturu yapalım. Tarih 3 Kasım 1996. Balıkesir Susurluk'ta lüks bir Mercedes araç bir tırla çarpıştı. Kazada Abdullah Çatlı, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocada ve Gonca Us ölürken dönemin DYP milletvekili Sedat Bucak yaralandı. Derin devlet bir Mercedes'te de deşifre olmuştu. 1997'de Can Dündar ve Celal Kazdağlı, Show TV'de yayınladığı Susurluk belgeseline konuk olan araştırmacı Erol Mütercimler, Ergenekon isimli bir yapıdan bahsetti. Bunu kendisine tüm general Memduh Ünlü Türk'ün söylediğini aktardı. Aynı yıl Can Dündar, Ergenekon isimli bir kitap çıkardı. Sonra konu unutuldu ta ki 2008'e kadar. 28 Ocak 2008'in ilk dakikalarında Beşiktaş'taki adliye önünde canlı yayında açıklama yapan dönemin İstanbul Bar Savcısı Aykut Cengiz Engin, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve arkadaşlarının Ergenekon isimli terör örgütü kapsamında tutuklandığını söyledi. Susurlu kazasıyla gündeme gelen küçük 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gece kondunun çatı katında 27 el bombasının bulunmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. O güne kadar Ümraniye soruşturması olarak bilinen dosya, küçükte çıkan Ergenekon'un yeniden yapılanması 29 Ekim 1999 yazılı 25 sayfalık belgeden dolayı adını Ergenekon aldı. Savcılık, şüphelilerin kendilerine Ergenekon dediğini bu nedenle soruşturmanın isminin değiştiğini açıkladı. Danıştay hakimi Mustafa Yücel Özbilgin, gazeteci Hrant Dink, Malatya Zirve Yayın Evi çalışanları ve Rahip Santoro siyasi cinayetleriyle sarsılan Türkiye artık yeni bir yola girmişti. Siyasi iktidar ve medyanın bir kısmına göre bu derin devletin temizlenmesi İtalya'daki temiz eller operasyonu gibi bir yargı süreciydi. Nitekim 2009'da Yargıtay kararı doğrultusunda Danıştay saldırısı Ergenekon davasıyla birleştirildi. 23 iddianamenin birleştirildiği 275 bir sanıklı davada 5 Ağustos 2013'te karar çıktı. Dosyada yer alan bilgi ve belgelere göre kökü eskiye dayanan bir yapının 1999'da yeniden yapılanmış halinin yargılamasıydı bu. O nedenle 1999 sonrası gelişmeler ve olaylar asıl suç vakası ve delil olarak gösterildi. Ancak Ergenekon davasının seyri de Türkiye'nin seyri gibi 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından sonra değişti. Yeni siyasi atmosferden nasibini aldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün Ergenekon örgütünün olmadığını söylemesi beraat anlamına geliyor. 17-25 Aralık'a darbe diyenlerin işbirliğiyle Ergenekon davası örtülüyor. Bundan sonra yerel mahkemedeki süreçse sadece bir formaliteden ibaret olacak. Danıştay'ın Ergenekon davasından ayrılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Ergenekon yapısı 2006 ruhuna geri döndü. Bu da şu anlama geliyor. 17 Mayıs 2006'da bir hakimin öldürüldüğü Danıştay saldırısı dönemin siyasi iktidarının azmettirdiği dinci tırnak içinde Akit gazetesinin hedef göstermesiyle başörtüsü için işlenmiş bir irticai cinayet eylemi. O dönem atılan manşetler ve Ankara'da açılan davanın özü buydu. Bundan sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz. Neticede anlaşılan şu ki Türkiye'de en haklı davanın ömrü bile en fazla 9 yılmış, diyor Yeni Hayat gazetesi yazarı Büşra Erdal.